Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Yeşil Koltuk programına hoş geldiniz. Hasan Bek tatilde, Can Çobanoğlu kendisine yine izin verdi. Sanırım Almanya'da, Almanya'ya evet, gitti Almanya'da. Galiba. Almanya'da. Bugün geç saatte dönecek. Geç saatte döneceği için bugünkü programa katılamayacak. Pazartesinden itibaren Hasan aramızda. Bek bizlerle birlikte olacak. Ama Can Çobanoğlu burada, az önce sesini duyduğunuz gibi. Ve ben Eyüp Yıldız. Saat 8'e kadar önce Yeşil Koltuk programında, sonra 8-10 arası da bahse gireriz. Bizle karşınızda olacağım. Can abi, biz pazartesi günü yaptığımız programı bitirirken milli takımla ilgili inşallah bir beraberlik çıkartırız. Hedef maç değil ama beraberlik bizim için çok büyük bir iş olur dedik ve hedefimize de ulaştık. Takımımız sahadan beraberlikle ayrıldı ki Burak Yılmaz'ın kaçırdığı bir pozisyon vardı. Onu da değerlendirebilsek mücadeleyi kazanabilirdik. Milli takımımızın hücumda çok iyi bir performans ortaya koyduğunu söyleyemeyiz ama bana göre kusursuza yakın bir savunma yaptı. Sen milli takım için Fransa karşısındaki sonuç için neler söylersin? Öncelikle herkese iyi akşamlar. Bizim yol arkadaşlarımız, yolda gidenler, trafikte olanlar, trafik kurallarını aman sonuna kadar lütfen kollayarak ve koruyarak, hatta yanımızdan giden gelenleri de bir miktarda eğer mümkünse ikaz ederek yolumuza devam edelim. Neticede biz bu programları burada stüdyoda yaparken sizler de bizi dinliyorsunuz ama dikkatiniz mutlaka yolda olsun. Bugün özellikle şunu belirtiyorum. İçişleri Bakanlığı tarafından özel başlatılmış olan yayalara yaya geçidinde geçiş üstünlüğünün unutulmaması konusu son derece önemli. Bu konuyu birkaç kez hatırlattık ama bir kez daha söyleyelim. Yaya geçitlerinde yayaların geçiş üstünlüğü olduğunu bilerek onlara yol verelim lütfen diyelim. Arkasından da her programın başında yine sosyal sorumluluk anlamında veya insanlarımızın dikkatini çekmek, kamunun dikkatini çekmek, toplumun dikkatini çekmek için küçük küçük hatırlatmalar, sizin de hoşunuza giden, hatta bizim programın neredeyse mottosu haline gelen kamu spotu dediğimiz farkındalık yaratacak konulara giriyoruz biliyorsunuz. Biz daha önce hep birlikte aslında Türkiye'nin çok duyarlı olduğu doğaya dönük, belki de son dönemlerde en büyük infiali yaratan Kaz Dağları'ndaki altın madeni konusu vardı. Altın madeni işleten firmanın ruhsatı iptal edildi. Ama tabii oradaki o görüntü, o kelleşen dağ arazisi, oradaki endemik bitkilerin ve ağaçların 200 bine yakın ağaç kesildiği rapor edildi. Ama bakanlık bunu biliyorsunuz 19 bin civarı olarak söyledi. Aslında 193 bin tespit edilebilen veya hesaplanabilen kesilmiş ağaç var. Evet, o ruhsat iptal edildi ama giden gitti. Yani... Giden gittiden kastım şu, ormanlar heba oldu anlamında söylemiyorum. Onun mutlaka bir hesabı sorulacaktır veya sorulmalıdır da. Kanadalı firma çekti ülkesine gitti ve o kelleşmiş arazi bize kaldı. Öncelikle de oranın köylülerinin, oradaki yerleşik insanlarımızın, vatandaşlarımızın bizden daha çok bu konuya dikkat çekmeleri veya daha çok direnmeleri lazımdı. Ki önemli bir kısmı bence... Bu konuda hem dikkat çekmek için eyleme katıldı hem de gerekli uyarılarda bulundular. Ama bazıları da işte burada iş imkanı olacak. Dolayısıyla ağaca, böceğe, kuşa bakmanın alemi yok. Kesilse kesilsin gibi bir duyarsızlık içindeydi. Genelde bunlar milli hazine, hepimizin yeri. Dolayısıyla Hakkari'de, Yüksekova'da ne var ise Arhavi'de, Artvin'de, Ağrı'da, onlar da tamamen bizim veya işte Datça'daki veya Antalya'daki, Fethiye, Kaş Kalkan'daki yeşillikler ve ormanlarda hepimizin çoluğunun çocuğunun mirası, bunların hep birlikte sahip çıkalım. Bizim bu programdaki dikkat çekmek için, farkındalık yaratmak için söylediklerimizi insanlar birbirlerine ileterek çok sağ olsunlar, hem bizi bir yere taşıyorlar hem de
dile getirmedikleri, getiremedikleri konuları da bizim vasıtamıza dile getiriyorlar. Şimdi bana en son gelen, Sakarya Sapanca'da teleferik için bir doğa katliamı mevcut. Hashtag'le alakalı paylaşım yapar mısınız diye bana bir mesaj geldi. Sapanca'ma dokunma hashtag'i açılmış. Evet, teleferik tabii ki oradaki yaşamın, oradaki turizm gelirlerinin veya oradaki insanların görsel olarak faydalanması adına yapılan bir şeydir. Ama şunu unutmayalım ki doğa katliamı, iki tane teleferik ayağa koyacağız diye geri dönülemez yapılan hatalar sonra ülkenin başına bambaşka sorunlar yaratıyor. Bakın, bugün atık maddelerden ötürü 7. kıtadan bahsediliyor. İstanbul'da bununla ilgili çok önemli sempozyum oldu. Adeta dünyanın 7. kıtası ortaya çıkıyor atık maddelerden, özellikle plastik maddelerden. Dolayısıyla çocuklarımız için, yarınlarımız için çevremize dikkatli olalım diyelim. Şimdi sevgili Eyüp'ün sorduğu sorunun cevabına geçelim. Aslında Eyüp, şöyle bir şey söyleyeyim sana. Tam da bizim istediğimiz sonuçlar, yani daha önce biz Arnavutluk'la oynarken hatırlarsan ben dedim ki birçok bizim spor adamımız, futbol insanımız diyordu ki berabere kalsa İzlanda Fransa maçından bir beraberlik çıksa iyi olur diyordu, hatırlıyorsan. Hı hı. Ben de dedim ki hayır, özellikle Fransa'nın bu yarıştan düşmesi çok zor. İyi hesaplamak lazım. Fransa galip gelsin, İzlanda kopsun, biz Fransa'yla yukarıda baş başa kalalım. Arnavutluk maçında zor da olsa aldığımız galibiyetle İzlanda'dan Fransa lehine çıkan sonuç bizi çok rahatlatmıştı. Ama o sonucun daha anlam kazanabilmesi için gerekli olan da bizim pazartesi günkü programımızda seninle birlikte temenni ettiğimiz, inşallah bir beraberlikle, en azından bir beraberlikle çıkarız. Çünkü o bir puan bize İzlanda'ya olası bir yenilgi halinde bir opsiyon sağlayacaktır. Sonra Andorra'ya gideceğiz. Ve bizim gidişimizi neredeyse garantileyecek bir skor olur dedik. Evet, beklediğimiz, istediğimiz, sahaya koymamız gereken futbolu maalesef yansıtamadık. İşin gerçeği bu. Ama şunu unutmayalım, oynadığımız takım son dünya şampiyonu, oynadığımız takım kombine bir takım, futbolun her yönünü rahatlıkla ve iyi oynayabilen bir takım. Son dönemde dünya şampiyonasından sonra bir düşüşleri var, ancak Fransa milli takımının oyuncularının düşüş içerisinde olması bizim futbolumuzun bugünkü durumuna bakarsak bize çok da bunları nasıl yenemedik, elimizden kaçtılar dedirtecek bir durum ortaya çıkarmıyor. Dolayısıyla biraz da hesap kitap yaparak Şenol Hoca ve teknik ekip Fransa'da Fransa'ya karşı nasıl oynarsak daha iyi olur düşünerek bir şekilde bir taktikte çıktılar. Bu doğrusuyla yanlışıyla tabii ki eleştirilir. Yani 3-0 galip geldiğimiz maçlarda da biz taktiksel olarak yapılan hataları konuşuyoruz. Hiçbir zaman şu lafın arkasına sığınmıyoruz. Galip gelen haklıdır. Hayır, öyle bir durum yok. Galip gelenin de haksız olduğu, bir sonraki maç için o galibiyette yanlış olan tarafların konuşulması gerektiği inancıyla da biz söyleyeceklerimizi yine peşi sıra sıralayarak söylüyoruz. Bizim Fransa maçında en büyük sıkıntımızın ne olacağını söylemiştik, hatırlıyorsan Eyüp. Önde biz oyunu set edeceğiz dedik. Hatta kadroları biz burada verirken Fransız rejisinden televizyona yansıyan diziliş 4-3-3'e dönük bir dizilişti. Evet. Ben de sana hatırlıyorsan böyle oynamayız dedim. 4-5-1 oynarız biz bu oyunu dedim. Kenan'ı zaman zaman arkasına yollarız Burak'ın, ama orta saha kalabalıklığını bir şekilde orada tutacağız. Çünkü Fransa'nın özellikle bizim birinci bölgemize baskılı gelişi ve çok oyuncuyla doğru alan alarak, alanı doğru yerde tutarak üzerimizde baskı kuracağı bir oyunun 4-3-3'ü olmaz diye düşünerek bunu söylemiştim. Hakikaten de böyle bir oyunla karşı karşıya kaldık. Evet, çeşitli defalar Burak'la ilgili bir takım eleştiriler geldi. Fakat şunu unutmamak lazım. Milli takım bu maç serisine başlamadan önce Şenol Hoca'nın yaptığı basın toplantısında Burak'la ilgili kendisine sorulan soruya verdiği cevabı bir hatırlayalım. Henüz dedi hazır değil.
sakatlıktan döndü ama Burak benim istediğim ve beklediğim durumda değil, performansta değil demişti. Ama elindeki oyuncular içerisinde çabuk koşu yapabilen, yani defansı tedirgin edebilecek Cenk Tosun'dan daha fazla o rahatsız edici koşulları yapabilen oyuncu olarak elinde kalan tek Burak'tı ve onu kullandı. Bu doğru bir tercihti. Yanlış olan şuydu. Burak ileride kopuk uçurtma gibi tek başına çok kaldığı için ve hakikaten de iki stoperin, iyi iki stoper, kuvvetli fizik atlet iki stoper, aynı zamanda da doğru hamlelerle baskı yapabilen iki stoperle bir arada oynadı. Bu zaten tam hazır olmayan Burak'ın yorulmasına sebebiyet verdi. İşte o son gol vuruşu dediğimiz, iki tane kaçırdığı dediğimiz gol vuruşlarında aslında Burak diri kalmamıştı. Yani hani son nefesinde topu ittirdi. Bu da gayet doğal. Ama orta sahamızda sorun vardı. Yani Burak'ın bölgesine gelebilecek topu biz Burak'a pozisyonlayabilecek pas organizasyonunu yapamamaktan ötürü Burak'ı orada final vuruşlarında zayıf bıraktık. Peki bu olabilir miydi? Olamazdı. Niye olamazdı? Çünkü orada Emre gibi 6 numarayı da oynayabilen, 8 numarayı da oynayabilen, 10 numarayı da oynayabilen, futbol yelpazesi geniş, ayrıca futbol aklı da her geçen sene üstüne koyarak çok önemli olan olarak genişlemiş bir oyuncunun bizim bu maçta oynamamasından ötürü kesici özellikli oyuncuların, sayalım kim var? Mahmut var, evet. İrfan Can var, Ozan Tufan var. Şimdi bu oyuncular ileriye doğru ara paslı, çabuk paslı oynayan oyuncular değil. Öyle olmayınca işte biz topu kestik. Yani savunması biz bozan bir takım, durduran bir takım yaptık. Durduran takımın öne doğru da hamle yapar hale dönmesi lazım. İşte o oyuncu, o ayak bizde bu maçta yoktu. Dolayısıyla baskı yiyen ama savunma, alan savunmasında, adam savunmasında konsantrasyonu kaybetmeden doğru yapan bir kadro haline dönüştük. Zaten bu milli takım bu maça çıkmadan önce yanılmıyorsam 15 gol atıp 2 gol yemişti. Şimdi 16 atıp 2-3 yemiş oldu. Dolayısıyla böyle baktığın zaman grup maçlarında az gol yiyen takımlardan bir tanesi. Ki Döşamp'ın da biliyorsun akan oyunun içerisinde bile pozisyon az veren ve zor gol yiyen bir takımla oynuyoruz diye değerlendirmesi vardı. Biz de bu değerlendirmeyi haksız çıkarmadık işin aslında. Bunun da önemli sebebi şu. Dışarıya giderek aslında şöyle bir şey oldu. Bu arada A Spor ekranlarında Şenol Güneş ve Can Çobanoğlu var. Can abiyle beraber. Evet. O altın dönemleri gösteriyor. Türkiye dünya üçüncüsü olmuştu. Orada Şenol Hoca ile beraber çok büyük bir iş başarmıştınız Can, evet, abi. Evet, şu anda ben de görünce hakikaten gözlerim doldu. Çok çok güzel günlerdi. Yalnız tarzında hiçbir değişiklik yapmamışsın canım. Öyle mi? Yani orada seni gördüğümde yine aynı duruş, aynı giyim tarzı. Evet. O tarzı yıllarca devam ettirmişsin. Evet. Yani o tarzı milli takımımız da yıllarca devam ettirse ne güzel olacaktı. Yeniden toparlanıyoruz. Şimdi tekrar maça dönelim. Mert belki de hayatında ilk defa bu kadar üstüne koyarak kalede adeta kırılmanın tamamını önleyen, maçın kırılma anlarının tamamını lehimize tutabilen bir oyun sergiledi. Bu çok önemliydi. Griezmann'ın hatırlıyorsan pozisyonunu, maçın daha başlarında hiç istemediğimiz bir takım şeylerle karşı karşıya gelebilirdik. Arkasından bir kurtarış daha yaptı ki bu kurtarışların tamamına baktığımızda aklımıza ne geliyor? Daha önceki maçlarda oynayıp da kırılma anlarında talihsiz yediğimiz gollerle oyundan nasıl koptuğumuz geliyor. Bir kere Mert takımı oyunda tuttu. Bu çok önemli. İkincisi Merih, Allah nazardan saklasın, yatarak müdahale ettiği toplardan sonra bile ayağa kalkarken dikkat edersen o kadar hırsla kalkıp o kadar konsantre ve oynadığı oyundan keyif alarak, üstünlüğünden, kendi fiziksel üstünlüğünden o kadar keyif alarak oynuyor ki bunu sahaya 90 dakika her anını
yaşayarak yansıttı. Dolayısıyla Juventus'un bu yeni yıldızının gelmekte olan, doğmakta olan yıldızının da çok önemli bir payı var. Ve bir diğeri kim? İngiltere'de Altın Ordu'dan giderken, sonra Almanya'dan, sonra İngiltere'ye geçmiş olan Leicester'ın oyuncusu Çağlar. Soğukkanlı, hamleleri doğru yapan bir öğretinin insana neler kattığını gösterir oyunuyla. Diğer aktör de Çağlar oldu. Zeki'den de bahsetmek istiyorum. Yani İstanbul Spor'dan hani bu bizim kulüplerimiz Luyendama'yı falan alıyor ya, Meri'yi unutuyorlar. Yani Fenerbahçe'ye bu arada tabii Aziz Bey'in döneminde altyapı ve Fenerbahçe ile ilgili konuşulacak demek ki çok şey varmış ki 2016 senesinde yanılmıyorsam Meri'nin bileti kesildi oradan. Leicester'dan da Beşiktaş Çağlar'ı alacaktı, hatırlıyor musun? Evet. Ama 2 milyon gibi bir rakam söyledi. Hı hı. Altın Ordu'da çok önemli yatırımlar yaptığı için Mehmet Özkan Başkan 2 milyona bu oyuncuyu veremeyeceğini söylemişti. Daha sonra oyuncunun satışından 5 milyon gibi bir rakam aldılar. Beşiktaş'a o dönemden sonra giden gelen ve fayda veren veya vermeyen stoperlerin bir bilançosunu yapalım bakalım. Beşiktaş Çağlar'ı almayarak neler kaybetmiş? Değil mi? Yani şu an Çağlar Beşiktaş'tayken bu milli takım performansını ortaya koysa 5 ile çarpardı satarken. Dışarıya da öyle satarsın. Yani işte bu hani bizim scout filan dediğimiz şey var ya, seninle bir programda da tartışmıştık. Scout dediğin şey gidip Falcao'yu bulmak değil. O zaten var. Scout dediğin şey Juventusluların gelip Meri'yi buradan alması. Zeki almaları, Lille'in alması. Bizim takımlarımız da dönem dönem iyi scout işleri çıkartıyorlar ama yani. Galatasaray'ın mesela Marcao'yu alması bence güzel bir scout transferiydi. Marcao yani çok bilinen, göz önünde olan bir lig sonuncusundan aldığın stopere verdiğin paraya bakarsan çok önemli bir scout işi yapmış olduğu kanaatini taşımıyorum. Ama geçen sezon şampiyon yaptı seni. Veya geçen savunmanı toparladı. Geçen sezon içinde şampiyon yapan bir sürü etken vardı. Sadece Marcao değil. Marcao'nun bu sezon Galatasaray'a yazdırdığı eksileri bir kenara koymak lazım. Dolayısıyla bu şeye döneriz tekrar da bu scout işine. Zeki'den de bahsetmek istiyorum. Biz genelde hücuma katılan sağ ve sol beklerden bahsediyoruz ama hücumun kanat bekleri, öyle geçiyor onlar. Kanat beklerinin hücuma çıktığında genelde kafası önde yaptığı ortalar var. Bu rakibe de daha çok gidebiliyor. Dolayısıyla sen top kaybı ile oynamış oluyorsun. Ama Zeki o kadar soğukkanlı çıkıyor ve kafasını kaldırıp bizim oyuncularla topu buluşturmak için o kadar dikkat sarf ediyor ki, zaten önemlisi de şu, Zeki de bence bir kanat bekin nasıl top atması, ortayı pas gibi yapması gerektiğini Fransa'da öğrenmiş. Ayrıca Zeki'nin oraya gittiğinde ilk demeci vardı. Beni çok etkilemişti. Ben buraya geldim. Evet, tam şu anda performansım çok iyi değil. Çünkü buradaki oyuncular çok atlet dedi. Ayrıca buradaki oyuncular çok çabuk dedi. Benim onlarla başa çıkmam için çok fazla çalışmam lazım dedi. Ben Zeki'yi buradan bir kez daha tebrik ediyorum. Hem çalıştı, hem kendine yer edindi, hem de milli takım için, Türk milli takımı için önemli bir bek kazanımı olmuş oldu Zeki'nin bu spor terbiyesi ve disipliniyle. Sol bekimizde Umut Meraş'ı da bir kenara yazalım. Yani beklemediğimiz oyun disiplinini, sol bek zaafı varken, her takımın sol bekle ilgili sıkıntısı varken Umut Meraş'ın yaptıklarını da bir kenara koyalım. Diğer taraftan bize bu maçta en çok lazım olan iki tane adam, biri Cengiz Ünder, bir tanesi Abdülkadir Ömür'ün olmadığını da unutmayalım. Hatta biz maçı seyrederken benim Trabzon'u çok sevdiğim bir dostum, kardeşim Ali Uzunay vardır. Ali Uzunay bana mesaj attı. Ya idare ediyoruz ama çok baskılılar diye. Ben de şunu söyledim. Eğer stoperlerin üzerinde bu kadar baskısız oynamaya devam edersek stoperler de oyuna katılmaya başlar. Bu da hücumcu sayısını çoğaltır ve sıkıntı yaşarız dedim ki
Tam da öyle oldu. İşte onun için Burak o stoperleri bir nebze de olsa orada tutabildi. Peki o Can abi, iyi bakmak lazım. Sen anlatıyorsun, maçı tekrardan yaşıyoruz bu arada. Çok güzel bir şekilde anlatıyorsun. Ama maç esnasında dönen bir tartışma vardı. Tabii puanı aldıktan sonra bunu unuttuk. O da şu: Cenk mi Burak mı? Cenk oynasaydı farklı bir senaryo olurdu. Hayır hayır. Ben Burak tercihinin doğru olduğunu düşünüyorum. Hocanın doğru bir hamle yaptığını düşünüyorum. Bunun da sebebi biraz önce söylediğim gibi Burak'ın defansın içerisine yaptığı koşular, defansın arkasına ve dikine yaptığı koşular Cenk'ten daha etkileyici, daha rahatsız edici, daha tedirgin edici. Ama Burak mesela 60-65'lerde çıkabilirdi. Daha önce çıkabilirdi. Hı hı. Çünkü artık ondan sonra Cenk'in oyununa ihtiyaç duyulmaya başladı. Yani Burak'la başlamak doğruydu ama daha erken çıkmasını daha itiraz erken çıkabilirdi. Çünkü oyunun senaryosu, maç önünde yazılan senaryonun gereği bence Burak'la başlayıp rakip stoperleri geriye doğru yaslayıp rahatsız edip tedirgin edip hücuma katkı, ayağa pasla çıkışlarını engelleyecek baskıyı yaratan ama topu da onların arkasına atıldığında çabuk bulan, topla buluşan, kaleye çabuk giderek tehlike yaratan bir tipoloji, tip lazımdı. O da bıraktı. Oyunun ikinci perdesinde de Cenk'in olması bana göre son derece doğruydu diyelim. Yarışa mı gidiyoruz? Reklama gideceğiz ama iki tane durum var. Bir tanesi bir dinleyicimiz yazmış. Şevip abi, YouTube yayınlarınız niye yok artık? Hayır, var. Program her gün, bu program her gün, bir sonraki gün diyelim ya da sabah Radyo Spor YouTube kanalına yükleniyor. Lütfen Radyo Spor ve Ajans Spor'u YouTube'da takip edin. Yeşil Koltuk programının tekrarını oradan takip edebileceksiniz, dinleyebileceksiniz. Bunu söyleyelim. Artı bir de 7 sonrası sürpriz bir bağlantımız olacak. Can Çobanoğlu sizlere bir sürpriz hazırladı. Önemli bir isim. Programımıza bağlanıp bir aksilik olmazsa gündemdeki konularla ilgili konuşacak. Bu bilgiyi de verelim. Evet, tekrardan karşınızdayız değerli dinleyenler. Can Çobanoğlu burada. Can abiyle beraber milli takımın başarısını konuştuk. İlk bölümde konuşmaya da devam ediyoruz. Twitter'dan yine çok yoğun bir ilgi var. Sağ olun, var olun. Bizler de hepinizi çok seviyoruz. Bizim için çok değerlisiniz. Teşekkür ederim. İki tweet okuyayım mı? Tabii, çok vaktimiz yok zaten. Öyle yarışa mi gideceğiz? Tamam. Hemen önce tweetleri alalım. Güven Yurdoğlu demiş ki: Çobanoğlu Can, Can Bey merhaba, 2002 Dünya Kupası'ndan sonra futbolumuzun ilerlemediği gibi basınımız da bir santim ilerlemediğini de bahsedin lütfen. Bahsediyorum, siz söylüyorsunuz. Nasıl o zaman da ilerlememiş yani? Şenol Hoca'nın saçına, kılığına, kıyafetine takan basın bugün de hala hocanın kravatına takıyor demiş. MG'de Erman Toroğlu ve Hıncal Uluç'un Şenol Güneş hakkında söylediklerini değerlendirebilir misiniz? Bu yaklaşımın milli takıma zarar verdiğini düşünüyor musunuz diyor. Bir de İlker Kesmeci, Sapanca konusunu dile getirdiğiniz için çok teşekkür ederim abilerim. İyi yayınlar, sevgiler diyor. Başka gelen bana gelen bir tweet var. Peki. Kırsal Motorin yazmış. Niki, o ne yapayım ya şimdi? Kırsal Motorin. Evet. Demiş ki: Galatasaray scout başarısı konusu açılınca Can Çobanoğlu'nun konuyu değiştirmesi Marko kıvraklığında bir hareketti gerçekten demiş. Neden Galatasaray? Marko'nun kıvrak olduğunu mu söylüyor arkadaş? Bak, bu sezon formsuz olabilir Can abi. Marko yavaş bir oyuncu, kıvraklı. Hayır. Kesinlikle yani Marko, yani çabuk bir oyun. Luyendama yavaş. Lütfen. Dikkatli izleyelim. Yani iki tane yavaş stoperim var. Hızlı, çabuk stoper Galatasaray'da yok. Onun için Galatasaray çabuk hücumcular karşısında zorlanıyor. Ben scout konusunda herhangi bir şekilde sözü değiştirmedim. Marko takım çabuk bir stoper değil mi? Değil. Twitter'dan soralım mı bunu? Sorun. Seni de etiketleyerek anket başlatıyorum. Hayır ya, ben öyle anket. Ben sosyal medyaya çok fazla bakmam. Ben kendi... Halk ne diyecek bakalım? Hocam, yapayım anketi ya. Ben bu işin bir ihtisasını yapan adam var. Bir de kendi taraftar olduğu için bakan var. Marko çabuk bir stoper değil. Bizim ligimizde zaten çabuk stoper sayısı da çok değil. Bak, çabuk stoper Sakıp'tır. Sadık'tır ama o da pozisyon hatası çok yapıyor. Yani Fenerbahçe'nin stoperi gibi davranmıyor. O sorun orada. Biz Galatasaray'ın scout'u ile ilgili
konuyu değiştirmedik. Milli takım arada kaynamasını istedim. Çünkü milli takım az konuşuluyor dedik. Evet, tekrardan karşınızdayız. Bu arada anketimizi paylaştık. Çok ilginç bir şekilde ağır bir stoper önde gidiyor. Ben Türkiye'de futbolun neden gelişmediğini şimdi daha iyi anlıyorum. Ben de yorumcuların neden gelişmediğini anlıyorum. Sen hala da aynı yerde duruyorsun. Anketimizi paylaştık. Marka ağır bir stoper. Luyendama da daha çabuk ama topla ağır. Çıkışı ağır. Bak Varane'ı seyret. Çabuk stoper nedir onu anlarsın. Evet, Twitter hesabından bir anket paylaştık. Demokratik bir şekilde evet çabuk bir stoper seçeneğine oy verirseniz çok sevinirim. Canım yoksa beni paralayacak. Siz gerçeklere bakın. Futbolu bilerek oy verin. Eyübe kanmayın. Orta hızlı bir stoper diye mesaj var ya Can abi. Evet sevgili dinleyenlerimiz, tekrardan karşınızdayız. Can abiyle, Can Çobanoğlu'yla sohbetimiz devam ediyor. Milli takımla başladık. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi de konuşacağız. Beşiktaş'ta da önemli bir başkanlık yarışı var. Tarihi bir yarış olacak. 4 tane başkan adayı var. Hepsi bugün sırayla basın mensuplarına açıklamalar yaptılar Can abi. Hürsel Tekin Oktay, Serdal Adalı, diğer başkan adayları. Ahmet Nurçebi, galiba İsmail Başkan dün mü yaptı? Evet, hepsi açıklama yaptılar. Bu konuya döneceğiz ama telefon attığımızda çok önemli bir isim var. Gazeteci, yazar ve önemli bir spor sever Ertuğrul Özkök telefon attığımızda. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar, iyi akşamlar. Ertuğrul'cum hoş geldin, iyi akşamlar. Hoş bulduk Can, merhabalar. Merhaba, bu kadar yoğunluğun arasında aslında seni stüdyoda ağırlayacaktık ama benimle paylaştığın özel bir durumdan ötürü stüdyoya gelemedin. Evet. Ama özel bir durumum var. Evet, evet o sözünü daha ilerideki programlar için bir tarafta tutalım, olur mu? Kesinlikle yapacağız. Çünkü seninle sohbet etmek zaten özel bir dostluğum olan kişi olarak da ayrıca hem kültür hem spor birikimi olarak da Radyo Spor'da bizi dinleyenlerle paylaşacağın çok şey olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla önümüzdeki programlarda mutlaka seni burada konuk edeceğiz diye düşünüyorum. Hoş geldin, iyi akşamlar tekrar. Şimdi milli takımı tam konuşacaktık ama ülkede bir şey konuşmaya niyetlendiğinde o kadar dinamik, değişik bir yapımız var ki bambaşka bir konu geliyor gündeme. İşte milli takımın oyun sistemi, hücuma çıkamayışımız, defansa kalışımız ama netice itibariyle aldığımız sonuçlar filan derken UEFA'dan ben bir spor adamı olarak söyleyeyim. Bugüne kadar çok da rastlanmamış ırkçı eylemler hariç veya onunla ilgili yapılabilir işaretler hariç bugüne kadar hiç görünmemiş, işte asker selamı verildi diye milli takıma soruşturma başlatıldığına dair bir haber çıktı. Bir kere bu konuyla ilgili senin de görüşünü almak istiyorum. Gerçi bunun sonucunda herhangi bir şey çıkmaz ama netice itibariyle lüzumsuz yere milli oyuncularımızı, insanımızı geren bir tablo ortaya çıkmış oldu. Bu konuyla ilgili düşünceni alabilir miyim? Şimdi Can, nasıl bir cevap istiyorsun benden? Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu haleti ruhiyeye uygun ben de katılıp seninle aynı şeyleri söylemem mi? Yoksa dünya sporu açısından daha serin kanlı bir cevabı mı? Dünya spor açısından daha serin kanlı cevabı. Çünkü zaten yeteri kadar hamaset yaparak günü geçirmeye çalıştığımız için uzun vadeli doğruları bir şekilde paylaşmamız lazım şimdi, toplumla. Şimdi bak ben sana kendi kanaatimi anlatayım. Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Şu anda ordumuzun sınır ötesinde yaptığı harekatı bütün kalbim, gönlümle destekliyorum. Bu konuda yazılar yapıyorum. Hepsini de söylüyorum. Fakat ben aynı zamanda hayatım sadece milliyetçi duygularla geçen bir insan değil. Ve milliyetçilik anlayışım da bugün Türkiye'de esen rüzgarlardan biraz farklı bir milliyetçilik anlayışı. Ben daha milliyetçiliği modern bir motivasyon olarak görüyorum. Şimdi bir spor seyircisi olarak ben şunu düşünüyorum. Ve herkesten lütfen serin kanlı, hemen böyle bu hamasete falan dalmadan burada güzel bir tartışma olarak benim söylediklerimi dinlememi. Katılırlar veya katılmazlar. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Spor evrensel bir şey. Karşılaşmalar evrensel karşılaşmalar. Ve artık dünyada spor
milli sınırların dışına taşıyan bir şey. Evet. Ve milli sınırlar içerisindeki ligler önemini kaybederken uluslararası ligler önem kazanıyor. Euroleague, NBA bile bu sene biliyorsun Kanada girdi işin içerisinde, evet, şampiyon oldu. Hı hı. Şimdi olaya böyle baktığımız zaman sporu seven insanlar dünyanın her tarafında siyaseti, kendi dar bakış açılarını sporun içine sokmamaya çalışmalılar. Ben iki alanda siyasetin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi inanç. Camiler, kiliseler, havralar, Budist tapınakları, Hindu tapınakları, şaman yerleri. Evet. İkincisi spor sahaları, arenalar, spor karşılaşmaları. Şimdi bak, biz tabii bu selamı, biz diyoruz ki tamam bu selama niye tepki gösterdi bilmem ne falan. Ama unutmayın ki UEFA bundan yıllarca önce Barcelona'ya Katalunya formasını giydirtmedi. Evet. Tamam mı? Yani şimdi bunu da görelim biz. Katalunya formasına reklam almayan Barcelona bir takımdı. İlk defa Katalunya'nın özgürlüğüyle bağımsızlığa ilgili bir şey koydu. Kabul etmedi UEFA onu. Yani UEFA burada tutarsız değil. UEFA uluslar arasında kavgalara değil beraberliklere çalışan bir şey, kurum. O yüzden bence UEFA'nın yapacağı soruşturmayı senin kanlıkla beklemek ve oraya götüreceğimiz savunmalarda, evet, bence milli falan böyle hamaset yapmak yerine ya bu tamam, yani bizim şu anda sporcularımızın duyguları falan bilmem ne, bu şeyle gitmek lazım. Yani UEFA bu konuda çok haksız değil. Hı hı. UEFA başkalarına davrandığından farklı davranmıyor. Hemen ırkçı davranış bilmem ne falan dememek lazım. Şimdi orada müsaade eder misin? O yüzden bence senin kanlı yaklaşmakta yarar var UEFA'nın kararına. Orada müsaade edersen şöyle bir araya girip saptama yapmak istiyorum. Griezmann'ın da Fransa Cumhurbaşkanı'na ödül töreni sırasında selam ya, tamam, verdiği ben, pozisyon anlatılıyor ya. Tamam, ben sana bir şey söyleyeyim. Şimdi bak, bunu bahane diye, buraya gerekçe diye götürmenin hiçbir anlamı yok. Ben Fransa'da 6 yıl yaşadım. Şuraya bağlayacağım. Fransa'da askeri bir şey değil o. Evet, şuraya bağlayacağım ama. Şimdi sahanın içerisinde bu işi yapan, spor yapan insanlar ve teknik alanın içerisinde bulunan teknik adamlar gayet iyi bilirler ki gol sevinci, eğer takım halinde bir sakatlık geçiren arkadaşı desteklemek amacıyla daha önce bir karar alınmamışsa veya sahada vefat eden bir arkadaş sporcu var ise ona golden sonra destek olacağız diye bir karar alınmamışsa, gol sevinci futbolcuların o an tezahür eden, o an o heyecan içerisinde yaptıkları sevinçlerdir. İyi, tamam, formanı çıkarıp attığı zaman da ceza veriyorlar. Evet, onu da yapma diyor. Şimdi bunu nereye bağlayacağım? Yani. Bu bir yere mesaj, bir yere gösterge anlamında sporcuların yaptığının federasyona ceza olarak dönmemesini gerektirecek. Sporcuların içgüdüsel olarak o günkü... Ama bak şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak Can, biz burada bir Türk olarak ben dedim sana başından. Evet. Ben de şunu da hep sana, bu UEFA'nın yaptığı aşağılıktır, alçaklıktır, bilmem nedir, şudur, budur falan. Ben şimdi daha başka bir şeyi tartışmak istiyorum burada. Peki Fransız takımı da Fransa'da oluşan bizim opera harekatımızla ilgili bir tavır alıp kalkıp onlar da bizim karşımızdakini destekleyen toplu halde bir hareket yapsalardı biz ne yapacaktık? Kıyamet koparacaktık. Şimdi bak, onu diyorum ben sana. Evet. Anlatmaya çalıştım senin, benim şey bu. Evet. Dünya sadece bizim tarafımızdan görülen bir şey değil. Ben kendi ülkemi savunurum. Kendi futbolcularımı savunuyorum. Bence çok yanlış bir şey yapıyoruz. Olayı buraya çekerek milli takımın şu anda yaşadığı en büyük başarıyı göz ardı ettik ve onu tartışmıyoruz. Ya biz şu anda grup başkanı lideriyiz ya. Evet. Boşver bunları, bırak Allah aşkına, bunlar önemli değil. Biz bunu tartışacağımıza ülkedeki gazetelerin manşetlerinden hareketle selam verelim mi vermeyelim, ceza yazsın mı yazmasın. Ya Şenol Hoca harikalar yaratıyor ya. Evet. Ya bizi şu anda lideriz. Kaç yıldır görmüyoruz bunu, siz biliyor musunuz? Tokyo Dünya Kupası'ndan beri görmediğimiz bir şeyi yaşıyoruz biz şu anda. Bunun keyfini çıkaracağız. Dünya şampiyonunu Türkiye'de yendik. Orada kendi sahasında berabere kaldık. Aslanlar gibi maç çıkardık. Tartışmayı kendi elimizle çekiyoruz. Yok selam verilsin mi verilmesin mi?
Ya bırakın da... bunu ya. Türkiye şu anda zaferini, en büyük zaferini yazdı. Fransa ile dünya şampiyonu ile şu anda cebelleşiyor. Ve yendi kendi sahasında. Orada da berabere kaldı. Bu Fransa Azerbaycan'a 5 daha çekti geçen gün. İzlanda'ya gitti, yaptı aynı şeyi. Yani şimdi niye kendi başarımızı küçümseyecek bir siyasi tartışmaya giriyoruz biz ki, ben bunu anlamıyorum. Bırakın UEFA ne yaparsa yapsın. Orada... Şimdi oyuncuların yaptığı şu hareketi. Yaptılar, tamam, amacına ulaştı. Gerisi UEFA'nın kendi kurallarıyla ilgili bir şey. UEFA nasıl ki offside ile ilgili kuralları varsa, sahadaki davranışlarla ilgili de kuralları var. O kuralları da kendisi saptamıyor bunu. Yani hep birlikte saptanıyor onlar. Senin de temsilcin var orada, gidiyorlar saptıyorlar. Tabii. Siyaset sokulmasın buraya diyorlar. Ülkeler arasındaki kavgalar buraya getirilmesin diyorlar. Bence UEFA'yı böyle ilkel şeylerle suçlamamak lazım Can. Ben şimdi o yüzden böyle diyorum ben size. Biz şu anda Dünya Kupası'nda, yani neyse, hazırlık maçlarında şeylerde en başarılı takımlardan biriyiz ve ne diyor hoca da, artık demiş ki Şenol Hoca da, ikinciliği düşünmeyin artık, birinciyi, grup liderliğin. Haklı. Haklı. Ama şimdi bu psikoloji altında sen selam vereyim mi, vermeyeyim mi, versin mi, vermesin mi? Futbolcunun kafasını bunlarla meşgul etmenin bir anlamı yok ki. Bir şey daha ekleyeyim müsaade edersen sevgili Ertuğrul. UEFA bizdeki her yazışma, hitap, suçlama, bunların tamamını raporlar. Ona göre ceza verir. Kimse zannetmesin ki biz burada kendi kendimize konuşuyoruz. Yani, hani burada içe dönük, böyle biraz da hisleri okşayacak şekilde, efendim bu işte Müslümanlara karşı, Türk milli takımına karşı, Türklere yok karşı filan gibi söylemlerde bulunan siyasiler görüyorum, dinliyorum. Bunlar bak görmesinler kardeşim. Ben hep şunu söylüyorum. Camiye, futbol sahasına siyaset sokmak, ülkeler arasındaki meseleleri sokmak kimsenin menfaatine değildir. Yarın sen bunu yaparsın, öbür gün senin karşına başka bir şey çıkar orada. Ve kaldıramayacağın bir şey çıkar. Anladın mı? O yüzden bence sporcuların da, ya anlıyorum ben, çocuklar, onlar da haklılar, kendi ülkelerine karşı milli bir duyguları var, genç yaşlarda o duyguları vermek istiyorlar. Ama çıksınlar sahanın dışında, orada versinler. Evet. Orada yapsın selamını. Bununla ilgili bununla ilgili de zaten Almanya'da St. Pauli'de oynayan bir Türk futbolcunun istemediği bir, neredeyse askıya alınmış bir sözleşmesi var. İlkay Gündoğan'ın önce paylaşıp... O da yanlış bir şey, o da yanlış bir şey. Bak ben onu da, Almanlara da bu yakışacak bir hareket değil bu. O çocuk orada onu göstermiş bir kişi falan, onu anlayışla karşılayacak. Evet. Çekersin onu, gülersin ki bir daha yapma. Burada en doğru davranışı Leicester City yaptı. Çağlar'ın evet. Türk milli takımının formasının üzerindeki ay yıldızı öperken resmini koydu. Evet, evet. En doğru davranışı İngilizler sergiledi. Tabii. Onlara da buradan teşekkür ederim. Ama bir şeyi unutmayın. Leicester da yarın bir gün bir Türk futbolcu oynar. O da aynı şeyi yaparsa ona da aynı tepkiyi göstereceksin. Evet. Anladın mı? Şimdi bak bu işler hiçbir zaman tek taraflı değildir. Biz tabii kendi duygularımızdan bakıyoruz. Şu anda hepimiz milli hisleri yükselmiş vaziyette bilmem ne falan. Ama dünya bizden ibaret değil ki. Tabii tabii. Bizim sınırımızdan 3 kilometre ileri gidince başka bir realite başlıyor. Zaten... Bak şimdi bizim Suriye'deki duruma bak. Bizim terörist dediğimiz YPG şu anda YPG'ye karşı kim savaşıyor? Rusya'nın terörist dediği ÖSO. Evet. Yani bizim teröristimiz Rusya'nın müttefiki. Rusya'nın terörist dediği de bizim askerimizle beraber oraya giden adam. Evet. Hangisi şimdi bunların realitesi? Bize göre bizim realitemiz var. Biz haklı diye bakıyoruz dünyaya. Ama dünya bizden ibaret değil. Ve haklılık sadece tek taraflı bir şey değil dünyada. O yüzden ben diyorum ki bu konuyu bizim senin kanıtla tartışmamız lazım ve bırakın bunları, şu anda milli takımımızın yıllardır özlediğimiz bir başarısı var. Ya bırakın da bunu tartışalım, bunu keyifliye yaşayalım ya. Daha ne olacak, Fransa'ya vereceğin en güzel selamdan daha önemlisi neydi? Dünya şampiyonu Fransa'yı burada yenip orada da berabere kalmak. Bundan daha büyük bir başarı işareti olabilir mi? Ki bu grup kurası çekildiğinde, Fransa çıktığında herhalde hiçbirimiz Fransa maçını bir puan bile yazmıyorduk.
Tabii yapmadık. Şunu kabul edelim. Şenol şimdi, Hoca'nın bir büyüsü var yani. Evet, şimdi milli takıma geldiği zaman büyü getiriyor. Evet. Şimdi 4 puan yazdık. Evet. Üstelik de dünya şampiyonunun olduğu grupta lideriz. Evet. Ben diyorum ki bırakın ya Şenol Hoca şunun keyfini yaşasın. Bak ne kadar serin kanlıkla götürdü o da teknik direktörlüğünü. Yani müthiş bir psikoloji yönetimi yaptı kenardan. Doğru. Ayrıca da çok güzel bir cevap verdi. Evet, basın toplantısında ona sorulan soruya onu Trump'a sorun dedi. Putin'e sorun. Evet. Ben futbol takımını zor idare ediyorum. Dünyayı nasıl idare edeyim diye. Evet. İroni de içeren bir cevap verdi. Evet. Ama bu arada tabii Dünya Kupası'nda benim de olduğum süreçlerin içerisinde Şenol Hoca ile birlikte olduğum seneler içerisinde işte Şenol Hoca'nın giyimi, saçı, osu, busu filan maalesef. Büyük teknik direktör ya. Bana göre büyük teknik direktör yani. Zaten iştir kişinin aynesi. Yani bizim ölçümleyecek bir şeyimiz varsa bakacağız ne olduğuna. Milli takımın geldiği konuma bakıyoruz. Oynadığı topa bakıyoruz. En önemlisi de Türk halkının bundan 4 sene 5 sene önce koptuğu, sevgisini bir kenara kaldırdığı, rafa kaldırdığı milli takım duygusunu tekrardan bu ülkeye geri getirdi ve bu çocuklarla getirdi. Ben de bu yüzden genç bir takım kurdu şu anda, farkında mısın? Tabii. Fransız teknik direktörü ne dedi? Genç diyor adam. Genç bir takım çıktı benim karşıma. Tabii bir de burada ne kadar tabii, güzel davrandı adam. Ne kadar olgun davrandı Fransa'nın teknik direktörü. Deschamps'ın hocada. Evet, Deschamps. İki hocada harika bir saha kenarı yönetimi yaptılar psikolojik olarak. Müthişti. O yüzden ben çocuklara şunu bak söylemek istiyorum. Tamam mı? Hepimiz bu ülkenin birer vatandaşıyız ve şu anda hepimizin gönlü ordumuzda. Ama bunu yaparken dünyaya aynı zamanda bir medeniyet dersi de vermemiz lazım bizim. O işareti çıkıp soyunma odasına yaparsın. Hocanın bir tanesi cep telefonuna çeken bütün medyaları soyunma odasından, orada hiçbir sorun çıkmaz. Ve Türkiye zaten orada verdiğin senin mesaj kime? Türkiye. Evet. Anladın mı? Yani o bakımdan bence bunu bırakalım tartışmayı. Ben diyorum ki Türk milli takımının şu andaki başarısını biraz, hiç olmazsa bundan sonraki maça kadar keyfini çıkaralım ya. Ki çok önemli bir avantaj elde ettik bu beraberlikle. Olası bir İzlanda yenilgisini tolere edebilecek pozisyona geldik. Çünkü Andorra ile deplasmana gidiyoruz. Ayrıca tansiyonu yüksek. Biz İzlanda'ya giderken de maçın psikolojisini ben burada değerlendirirken Şenol Hoca'nın otobüs havalimanından çıkıp takım otobüsüne bindiği süreci gözlemledim. Dedim ki takımın motivasyonu bana göre iyi değil, psikolojisi de iyi değil. Orada hatırlıyorsan bir pasaportta bekletildik falan gibi bir takım şeyler oldu ama maalesef orayı yöneten... Ama bak, orada da bir şey söyleyeyim. Orada da biz hep kendi tarafımızdan bakıyoruz. Evet. Uçak Konya'dan kalkmış, bildirmemişler. Direkt gitmiş oraya yani. Şimdi bunda Herkese hemen böyle sıradan suçlamak kolay. Orada bizim yanlışlarımızı ben burada anlattım. Hatta kendi dönemimde yaptığım uygulamayı anlattım. Daha önce oraya bizim güvenlikçileri yolladığım, büyükelçilerin başkonsoloslukları havalimanına getirip oradaki durumu anlattırdığım, uçuş permilerini, izinlerinin ne olacağını. Onun için biz dünyanın dört bir yanında milli takımla organizasyon yaptık. Allah'a şükür hiçbir yerde sıkıntı yaşamadık. Son bir şey söyleyeyim. Bir de bence bu selam olayı UEFA stresiyle takımı gereksiz bir strese sokmayalım. Ayrıca bir şey söyleyeyim size. Biz bunu ne kadar büyük uluslararası mesele haline getirirsek bu olay bundan sonraki maçın oraya da aleyhimize yansır. Doğru. Bir ufak bir şey rica edeyim mi? Yani, şu anda müsait olup olmadığını tam bilemiyorum. Bulunduğun yeri biliyorum ama bir yarışa gitmemiz lazım. Sonra tekrar bağlanabiliyor muyuz? 2-3 dakika sonra. Ya ben şimdi bir şey yapıyorum. Ondan sonra bir daha tekrar konuşuruz. Ben de çünkü bir toplantıya Tamam. Şu anda. Tamam. Peki. Çok teşekkür ediyorum Ertuğrul'cum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Eyvallah. Sağ ol. Evet. Tekrardan karşınızdayız. Bu arada Ertuğrul Özkök'ün yayında söylediklerini bir 5-6 dakika içerisinde ajansspor.com'dan okuyabilecekler Can abi. Evet, özellikle okusunlar, takip etsinler. Ertuğrul Özkök yayının başında da bağlanırken söylediğim gibi benim özel dostum. Aynı zamanda dünyaya
geniş açıdan, perspektif olarak geniş olarak bakabilen ve diğer tarafın da haklarını gözetebilen, verebilen ve zaman zaman da çok ciddi saldırılara, bu yüzden saldırı dedim, fiziki anlamda söylemiyorum tabii de, eleştirilere uğrayan birisi ötesi. ama görüşleri değerli ve o görüşleri de bir şekilde değerlendirmek ve bir de o pencereden bakmak lazım. Yani ne söylüyor, doğru değil, haklı haksız filan, ama yani yine de bir görüştür. Görüşüne mutlaka Ertuğrul Özkök'ün bakmak lazım. Sporun ana temasında ve sporun içerisinde olması gerekenleri söyledi. Biz kendi tarafımızdan bakarak haklı gördüğümüz yolda yaptığımız hareketin haklılığını tabii ki savunabiliriz. Ancak bir başkası da gelip bizim ülkemizin aleyhine olabilecek böyle bir siyasi addedilebilir bir şey yaparsa, bir hareket yaparsa, bunu nasıl karşılayacağımızı da düşünmemiz lazım dedi. Hakikaten de bir düşünmemiz lazım bunu. Bir ikincisi, ben şunu söyleyeyim, çok uzun seneler federasyonda görev yaparken UEFA ve FIFA ile çok da ilişki içerisindeydim. Onların bakış açısı enteresandır. Yani batılı bir bakış açısı ve sporun içerisinde siyasetin bulunmaması için özellikle dikkat ettikleri konulara bizim de dikkat etmemiz lazım. Zaman zaman incindiğimizi düşünüyoruz. Ancak bunu çok da fazla gündeme getirip kendimizi de sıkıntıya sokacak bir anlamı yok. Özellikle siyasi kanadın şu anda çok başarılı olan ve grupta dünya şampiyonunun, son dünya şampiyonunun olduğu grupta lider olarak devam eden takımımızı böyle günlük siyasiler için söylüyorum bu tırnak içerisinde, kendilerini siyasi avantaj elde edecek, kendilerine siyasi artılar yazdıracak söylemleri kullanıp milli takımımızı sıkıntıya, tehlikeye, önümüzdeki süreçte UEFA nezdinde sıkıntıya sokacak söylemlerden kaçınmaları lazım. Onlar siyaset yaparken hamaseti çok fazla yapıp oya devşirip veyahut da kamuoyunun gündeminde kalmak isteyebilirler. Ama spor ayağı bu işin öyle değil. Kaldı ki hepimiz UEFA'ya bağlıyız. Zaten UEFA'nın bir yarışmasında şu anda Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Yani UEFA'yı tanımıyorum, UEFA kimdir diyecekseniz o zaman bu grup maçlarına ve elemelere hiç katılmamanız lazım. Ki futboldan ve futbolun bütün güzelliklerinden de koparsınız. Dolayısıyla daha serinkanlı, daha soğukkanlı, daha dikkatli davranmamız lazım. Böyle önümüze gelene höt zört bilmem ne, öyle yaparım böyle yaparım, bizi anlamıyorlar filan diye konuşmamak lazım. Bizim de anlamadığımız taraflar olabilir diye de düşünmek lazım. Peki Can abi, süremizi de şimdi az şey süremiz var, tasarruflu kullanalım. Hemen sana Beşiktaş'taki başkanlık yarışını sormak istiyorum. Eğer zamanımız kalırsa bir de yönetimle divan kurulu arasında, Galatasaray'a geçip yönetimle divan kurulu arasındaki tartışmaya, polemiğe de bir bakalım. İlk olarak Beşiktaş. Şimdi evet, ilk olarak Beşiktaş'tan başlayalım. Bugün gördüğüm kadarıyla bizim Beşiktaş'taki adayların değerlendirmesini yapmamızı istediğinde Hürsel Tekin Oktay biraz geride duruyor. Bir kere bunu kabullenmek lazım. Beşiktaş kongre profili iki aday arasında bu yarışın geçeceğini gösteriyor. İsmail Ünal başkanın, ki daha sonra biliyorsun Beşiktaş ilçesinde ilçe belediye başkanlığı da yaptı. Onun da bir dönem kongre üzerinde, genel kurul üzerinde etkisi vardı ve onun da oyu var diyebiliyorduk. Ama üzerinden çok süre geçti. O süre zarfında Beşiktaş'ta birçok yeni üye geldi. Yeni üyelerin de çoğunluğunun Yıldırım Demirören ve Fikret Orman tarafından veya o dönemde yapıldığını unutmamak lazım. Peki burada dengeler neye göre değişecek? O zaman ona bakmak lazım. Biraz önce saydığım iki ismin kongreye üyesi yaptığı isimler, bu iki isim nereyi destekliyorsa büyük ölçüde oraya doğru akarlar diye düşünüyorum. Herhangi bir şekilde beyan etmeseler de bu isimlerin, yani Yıldırım Demirören ve Fikret Orman başkanların Serdal Adalı'yı desteklediklerini veya desteklemek için seslendirmeden arkadan kulis yaptıkları kanaatini de taşıyorum. İşin açığı bu. Ha diyeceksin ki sen de haklı olarak veya bizi dinleyenler diyecek ki Serdal Adalı ama diyor ki
geçmiş 7 senenin tamamını incelerim, bakarım. Orada bir şey varsa ben de hesabını sorarım. Ben de şunu hatırlatmak isterim. Fikret Orman da Yıldırım Demirören'den başkanlığı aldığında Beşiktaş'ta geçmişe yönelik bir inceleme yaptıracağını, Beşiktaş'ın çok büyük zarara uğratıldığını, bu zarara uğratanlardan bu zararı tazmin etmek için incelemeyi bağımsız denetim kurumlarına yaptıracağını da söylemişti hatırlıyorsan. Yani tarih tekerrür eder gibi bir durumla karşı karşıyayız. Peki sonra ne oldu? Sonra yalnız bu tarihin tekerrür etme lüksüne sahip değildi. Artık değil. Sadece Beşiktaş değil, Galatasaray, Fenerbahçe'de de tarih tekerrür ederse vallahi ona kongre üyeleri, genel kurul üyeleri karar verecek. Tarih tekerrür etsin mi etmesin mi karar verecekler. Artık bundan sonra böyle güzellemeler yapmak, vakit geçirmek, bir takım hoşa gitsin diye israf diyebileceğimiz veyahut da olmaması gereken transferleri yaparak tribünlere hoş görünmek adına Beşiktaş'ın önümüzdeki onlu senelerini almak adına yapılan işlerin önlenmesine üyeler de karar verecek. Bu her kulübün genel kurulundaki kulüp üyelerinin oy kullanırken dikkat etmesi gereken konudur. Şimdi Beşiktaş'la ilgili biliyorsun Fikret Başkan son yaptığı basın toplantısında işte Beşiktaş'a orayı yaptım dedi, buraya yaptım dedi, onu yaptık, işte stadı yaptık filan. İyi de peki Beşiktaş'ın 20-25 senelik gelirleri, mesela yayın geliri temlikli. Yani Beşiktaş'ın önümüzdeki senelerinden alarak bunları yaptın. İçeriden kaynak üreterek günü besleyecek finansmanı değil, ileriye doğru 10 senede 15 senede gelecekleri yiyerek bunlar yapıldı. Bunlar, yapılanları borcun 3 katı neredeyse bir temlik koydurarak. Evet, bunlar yapılarak kötü şeyler yapıldı anlamını taşımıyor söylediklerim. Bugün Beşiktaş'ın o stadı yapılmamış olsaydı Beşiktaş bugünkü konumuna gelmezdi. Gerçeği bu. Ama o stadı yapılırken tartışılan şey stadın maliyeti. O stadın içerisinde oynattığınız takıma alınan oyuncuların geliş gidişlerinde kulübe artıları, eksileri. Bunlar konuşuluyor. Şimdi böyle baktığımız zaman Serdal Adalı'ya oy verecek olanların son dönemde kulübe gelen üyelerin çoğunluğunun son iki başkan tarafından kabul belgeleri imzalandığına göre biraz ileride durur gibi gözüküyor. Ancak Beşiktaş'ın bir de içeride sağduyulu olanları ve beni kim üye yapmış olursa olsun veya ben hangi grubun içerisinde olursam olayım, benim esas duruşum Beşiktaşlı duruşudur. Benim esas duruşum Beşiktaş'ın doğru ve iyi olması için hizmet etmeye gelenlerin yanındadır. Benim duruşum budur diyen çok önemli de genel kurul üyeleri var diye düşünüyorum. Bunların da çoğunluklu olarak Ahmet Nurçebi'ye döndüğünü görüyorum. Dolayısıyla Ahmet Nurçebi ile... Senin tahminin nedir Can abi? Benim tahminim nedir? Benim tahminim valla listelerin tam olarak daha görmedik listeleri. Ben Beşiktaşlı dostlarımla konuştuğumda ki yine o dostlarımdan bir tanesi mesela de Özgür yayına... Sancar Ahmet Nurçebi önde diyor. O sürekli haber yaptığı için ve bağlantılar yaptığı için. Şimdi benimki bağlantı haber bağlantısı değil. Benimkiler doğrudan göbekten bağlantı. Camiaların içerisindeki akil insanlarla yaptığım konuşmalar ve kongreleri bilen insanlar. Bu hem Galatasaray hem Fenerbahçe hem Beşiktaş için geçerli. Hem de benim memleketim Trabzonspor için de geçerli. Kimin önde olabileceği konusunda bu üç yarışmada da daha önce de biliyorsun Dursun Özbek Mustafa Cengiz yarışında Mustafa Cengiz'in aşağı yukarı alacağı oyla Aziz Yıldırım Ali Koç yarışında da Ali Koç'un alabileceği oyu da, gerçi tahminimin üstünde aldı ama uzak ara gider diyorduk. Orada Barış Ertül ve Hasan Bek'i de tebrik etmek lazım. Çok büyük farkı söylediklerinde o kadar da olmaz demiştim ben. Ama onlar o iddiada bulundular ve doğru çıktı. Beşiktaş'la ilgili de Beşiktaş'ın içerisindeki genel kurul üyeleri yani kulüp üyeleriyle konuştuğundan yola çıkarak şunu söylüyorum. Bu yarış şu anda at başı gibi gidiyor. Ancak listeler
teslim edilirken, açıklanırken ki Cuma günü artık listeleri açıklayacaklardır. Üyeler ona göre şekillenecektir diye düşünüyorum. Burada Ahmet Nur Çevi'nin Beşiktaşlıların listesini özellikle beklediği isim olduğunu da söyleyeyim. O Ahmet Nur Çebi'den yana bir tercih koyacaklarmış gibi görüyor. Ancak listede bazı Beşiktaşlılar tarafından istenmeyen, beğenilmeyen veya listede olması Beşiktaş'a zarar verecek diye düşünülen kişilerin isimleri olmaz ise, o isimler de bende saklı kalsın. Onlar olur ise Ahmet Nur Çebi'nin yarıştaki şansının biraz sıkıntılı olabileceğini düşünüyorum, ama Ahmet Başkan'ın da camianın dinamiklerini orada senelerce hizmet etmiş biri olarak doğru yönetebileceğini, doğru yönlendirebileceğini düşünüyorum. Bu, yani biz Cuma program yapsaydık ben sana aşağı yukarı sonuç nereye doğru gider, nereye evrilir söylerdim. O zaman belki Cuma günü seninle bağlantı yaparız burada. Yani, veya Vedat Parlak yapabilir. Artık benim program kimin programı varsa bilmiyorum ama bir bakarız. Bir daha söylüyorum. Her iki adaya da yakın olan önemli sayıdaki kongre üyesiyle, genel kurul üyesiyle, Beşiktaş kulübü üyesiyle yaptığım görüşmede her iki tarafın da böyle körü körüne biat eden, körü körüne birileri tarafından itilen değil. O sessiz çoğunluk ve sağduyu sahibi Beşiktaş üyelerinin bana söylediği şu listeleri bir görelim. Beşiktaş'ın bundan sonra oyun oynayacak, Beşiktaş'ın bundan sonra popülaritesi artsın diye o koltuklarda oturacaklara değil, hakikaten kulübün hizmetkarı olacak insanlara ve dürüst ve namuslu olanlara ihtiyacı var diyerek beklemede olduklarını söyleyeyim. Peki Can abi, çok kısa, ben okuyacaktım ama okuyacak vaktimiz yok. Galatasaray kulübünün Galatasaray Divanı, Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ile ilgili bir açıklaması var. Ve istifasını istiyor. Eşref Hamamcıoğlu'nun bir açıklaması var. O da seçime gitmesi gereken bir yönetim varken bizden böyle bir talepte bulunuyorlar vesaire şeklinde bir karşı duruşu, evet, var. Çok kısa bu polemiği de değerlendirir misiniz? Aslında bunu çok uzun konuşmamız lazımdı ama programımız yetmedi. Süresi yetmedi. Çok kısa şunu söylemek durumundayım. Bir kere bugüne kadar Galatasaray tarihinde rastlanmamış, Galatasaray'ın genetik kodlarını, Galatasaray'ın kültürüne, Galatasaray'ın bugüne kadarki yapısına hiç uygun olmayan bir işe imza attı yönetim. Galatasaray Divan Başkanı'nı istifaya davet etti. Bir kere bu rastlanmamış bir şeydir. Bir, ikincisi yönetimin böyle bir hakkı yok. Ha, diyeceksin ki herkes herkesi istifaya davet edebilir. Ama yönetim kurulunun Eşref Hamamcıoğlu oranın başkanı olarak duruyor. Ama Eşref Hamamcıoğlu 2500 tane divan kurulu üyesini temsilen, onların teveccühü ve oyuyla oraya seçildi. Dolayısıyla 2500 tane üyenin size gösterdiği veya Eşref Hamamcıoğlu'na gösterdiği güveni de sen sorguluyorsun. İstifa et diyorsun. Divan kurulu kendi içerisinde Eşref Hamamcıoğlu'nun istifa etmesini isteyebilir. Üyeler böyle bir talepte bulunabilir. Çünkü kendi seçtikleridir. Ama şu andaki yönetim kurulunun belki de tarihte ilk defa şunu da söyleyeyim, bizi dinleyenler bilsin. Divan kurulu üyesi olmayan ilk yönetim kurulu bu Galatasaray'ın. İçinde hiç bir tane bile divan kurulu üyesi yok. Dolayısıyla o kurulun üyesi olmadan o kurulun başkanını istifaya davet etmek etik açıdan da doğru değil. Galatasaray'ın gelenekleri açısından da doğru değil. Bir de Galatasaray'ın şu anda birlik ve beraberliğe ihtiyacı var denilirken, Galatasaray'ın dışarıdan bir takım güçler tarafından önünün kesilmesine çalışılıyor denilirken, böyle bir cephe açmak, böyle bir ikilem içerisinde camiayı bırakmak veya bölmek çok doğru bir şey değil. Buna tribünler katiyen taraf olmasınlar. Bakın buradan söyleyeyim. Çünkü bu sosyal medya trollerini de görüyorum. Birini linç edebiliyorlar, birinin üstüne saldırabiliyorlar. Eğer Galatasaray'ı seviyorlarsa tribünler yarın Fatih Hoca'nın nezdinde sahaya çıkacak Cuma günü. Sivas Spor maçının alınması için ne lazımsa yapmaları lazım. Kulübün içerisindeki bu anlamsız sürtüşmeye Galatasaray tribünleri taraf olmasın. Çünkü
o zaman bambaşka bir boyut kazanır. Bu iş çok da doğru olmaz. Taraftar taraftarlığının zevkini, sefasını, o sahada oynanan oyunun tad alınacak tarafına baksın. Can abi ağzına sağlık. Bağlantı için de teşekkürler. Güzel, keyifli bir sohbet oldu. Dinleyenlerimize de teşekkür ediyoruz. Yeşil Koltuk programının sonuna geldik. Yarış reklam aramız var. Onun sonrasında bahse gireriz programıyla. Ben karşınızda olacağım.